Evet, hazır mıyız? Yaşar, bugün içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Abi, şaka yapıyorum ya, bu kadar. Döndürmek geçemezsiniz. Ya abi, kendi işini yapmak salaklık ya. Falan. Değil mi Hasan? Konuş abi. Değil mi? Oraya dönse ya mevzu. Tabii abi, ne zaman devrediyoruz dükkanları falan. Anadolu'da bir yerde. Bıktık ya, bıktık. Memur olacaksın. Lan beni niye bıraktırdın o zaman? Karında belediyede işe soktun mu? Tamamdır abi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben ançormeniniz demeyeyim de showrunner mı oluyor? Showrunner'ınız Tonguç Akarca. Hocam, bugün karşımda. Evet. Ançormen ne demek? Şey, böyle dip sos gibi öyle. Doritos, yoğurtla batıyorsun, yiyorsun okay. Yani. Özür dilerim, biraz o yüzden. Reklam oldu. Arası sponsorlu olacaktı. Ben ama o konsepti unuttum bu arada. Geyik yapacağız ya, hiçbir şey yok. Hiçbir tamam. Şey düşünme. Boş yapacağız. Aynen, senin treniyle ne yapacaksın, hani ne basacaksın falan filan. O geyiği konuşmuştuk. Böyle... Anladım. Çok çeşitli projeler vardı yani. Anladım. Çok güldük. Bana hatırlattırtmayın reklam arasını. Bir de... Yok normal. Neyse bugün... Yok bizde, yüklenmemiş. Kürek muhabbetlerimizden sonra ciddi muhabbeti de biraz geçelim. Evet. Bugün aslında... ilk başta komple konu dışı konuşalım falan dedim de sonra baktım bilgi yarışmasına dönecek. Kodum mu falan. Önce ben bastım diye. Hiç gerek yok abi. Aynen, kurbanımız sensin. Her şey hazır. Bugün okay. Aslında konu soru şu. Vazgeçmek üzerine. Mesela şu ana kadar en büyük neden vazgeçtin? Yani şu yakın dönemde bu işten vazgeçme mevzusu oldu. Ama yani sosyal olarak veya işte duygusal anlamda şu an bir şey hatırlayamıyorum ya. Veya başka işler olarak, mesela ben şu ana kadar 45 farklı iş hayali kurmuşumdur. Hepsi böyle bazen yarım yarım gelmiştir, bazen sonu gelmiştir, bazen devretmişimdir. Tabii yani onlar zaten şu anda düşün. Var olduğun kişiyi yaratıyor ya bir yerde de. Oradan bir şey alıyorsun, oradan bir şey. Ben de birçok o konuda deneyimleyerek bir şeyleri böyle üst üste koyarak şu anki mevzuya geldim aslında. Yani hangi bir şeylerden işte, o vazgeçişler nerede ne geldi mesela, hangi yol ayrımında neyi vazgeçti, neden vazgeçmeyi seçti? Belli yaş aralığına kadar böyle deli gibi çalışıp üstlerimin onu görmesini bekledim mesela iş yerlerinde. Yani iş olarak konuşursam gerçekten hani sonuna kadar her şeyi verip onu görmelerini bekledim ama bir yerden sonra, hatta geçen seneye kadar ben böyle baba benim fiyatım bu demeyi öğrendim. Yani, nasıl bir aydınlanma geldi öyle? Şöyle, ya herro ya merro. Olursa olur, olmazsa olmazı kendime kabul ettirip önce. Ondan sonra konuşmaya girdim. Dedim ki ben bu fiyatı istiyorum. Bu fiyatsa benimle çalışmak istiyorsanız okey. Çalışmak istemiyorsanız değil. Ama bu işte kendinin de ne yapıp ne yapamayacağını bilmekle alakalı ya abi yani. Hani yaptığın işte. Şimdi sen bir yeri yönetebiliyorsundur. Onun farkındasındır. O yöneticilik vasfı için bir fiyat istersin. Ama sadece işte bardak götür getir yapıyorsundur. O bardakları kırmamak üzerine bir fiyat biçersin kendine. Yetkinlikle geliyor sanırım bu aydınlanma. Aynen. Bir şeye karşı yetkinliğin oluştuğunda geliyor galiba. Mantıklı. Çünkü bir yerlerde o mevzu öyle ilerledi benim için de. Ben de işte stüdyoda biz başlayana kadar, çalışana kadar. Ben ne ahşap... Ahşapla bir şeylerle uğraşıyoruz biz. Ne bir hesaplamayla alakalı işte bir şeyler yapabildiğimi biliyordum. Ne işte grafik tasarımı, ben baktığım zaman 15-16 yaşından beri belki. 15-16 demeyeyim de 17-18 yaşından beri Photoshop'la uğraşırım bilmem ne. Ama bunu bir şeye, işe dönüştürebileceğimi son 3-4 sene fark ettim yani. 3-4 sene değil mi? 2 sene öncesinde falan fark edip bunun üzerine nasıl gidebiliriz moda oldu yani. Ya aslında bu kendini fark etme meselesinde, işte kendini gerçekleştirme, neyi sevdiğini bulma meselesinde de hep psikologlar da, işte bu yaşam koçları da hep şey diyor mesela. Çocukluğunda seni mutlu eden şey neydi? Hani çocukluğuna dön ya da işte gençliğine dön. Ne yapmaktan keyif alıyordun? Nasıl yapmaktan keyif alıyordun yaptığın şeyi? Hani bunu bulduğunda aslında hikaye başka bir yere evriliyor. Çünkü toplumun bence şu anda zaten %70'i belki %80'i iyi ihtimalle hani şu an neyi sevdiğini ya da neyi yapabilip yapamayacağını bilmiyor. Ya da bunu kendilerine kabul ettiremiyorlar. Ya da neyi sevdiğini bulabilecek kadar çocukluğundan bu yana bu tekrarları yapmamış. Yani tekrar tekrar deneme, işte bir şey deneyeyim, yok bunu yapamıyorum, buna yeteneğim yok. Şunu deneyeyim, buna yeteneğim yok. Durumunu yaşamamışlar ya da.
Ya buna zaman olmamış, ya imkan olmamış, ya yönlendiren olmamış falan. Çünkü bazı şeyler gerçekten deneme yanılma yoluyla bulunuyor. Her zaman hepimiz bu konularda şanslı olmuyoruz yani. Hani kendimizi bu noktaya getirene kadar bir sürü yol, yani vazgeçişler var, bir sürü işte kaybedişler var falan. Ve onlar aslında bazı seçimleri ve yol ayrımlarını belirliyor ve sonra diyorsun ki abi yok ben burada değilim, bu tarafa gitmeliyim falan diyorsun yani sanki. Ama oranın en büyük handikapı şey herhalde ya, disiplin. Evet, orada seni götürecek şey disiplin oluyor. Sürekliliği yani. Sağlam. Sen ne kadar disiplinli o işin üzerinde çalışıyorsan o kadar geliştiriyorsun kendini yani. Yani senin de şu anda yaptığın işe gelmeni sağlayan o. Evet. Yani bu işten para kazanmıyorken de deli gibi disiplinli çalışıyordun. Aynen öyle. Muhtemelen senin için de öyle abi. Yani bir işten para kazanmıyorsan da işte sevdiğin için o işte gelişiyordun bir şekilde ve mutlu ediyordu bu. Bir şey çıkartma. Ben şey görüyorum mesela. Hep gençliğinden bu yana sanki böyle sürekli böyle bir işte Arge adamı. Evet. Net. Bir iş kurulacak. Kanka bu iş nasıl yapılır diye sürekli sanki Tonguç abiye gitmişler. Ya da Tonguç abi hep şey böyle. Tornavida. Aklında bir fikir. Böyle şey işte. Ulan acaba işte sallıyorum işte işte marangoz olsak marangoz nasıl yapılır abi? İşte bu işin olayı ne falan. Hani hep böyle o bu detayına kadar bilgiyi hani o soru işaretlerini giderme üzerine bir şeyi varmış gibi. Net, bir şekilde danışman mı? Evet abi. İlgin hep böyle sanki konundaki problemi çözmek, sınırları belirlemek üzerine gitsin gibi. Sallıyorum işte bir iş, örnek veriyorum işte kalıp yapılacak. Kalıp nasıl yapılır? Gece gündüz bilgisayar başında işte fıtı fıtı fıtı. Gözler pörtleş işte falan. Şu oldu, bak bu kötüymüş. Bak bu videoda şöyle bir şey. Bak buradan bunu buldum işte falan. Onunla konuşuyor. Oradan bir bilgi alıyor. Ötekiyle çarpıştırıyor falan. Ve sonra diyor ki işte abi evet 3D yazılı işte yazıcıyla işte iş yapabilmek için bunlar. İşte niye? İşte ben yaparken işte sallıyorum işte yazıcının bilmem nesini patlattım. Onu yapmamak lazım. Ama bu bilgi yok. Mesela internette yok. Hiçbir salak kızı acı da olsa, evet abi biraz acı da olsa hani hiç kimse Allah bak gördün mü kızdı, Allah kızdı vallahi bak gördün mü şimşek. Oha, geliyor yani. Titredi yemin ediyorum gürül gürül. Titredi ağrım titredi yani. Senin o meselen var gerçekten. Şöyle geçen bununla alakalı bir aslında uyanış yaşadım. Bazen aslında başka birinin rüyasında yaşadığını fark ediyorsun. Başka birinin hayalini gerçekleştirmek için uğraştığını fark ediyorsun. Aslında girişimci olmasını istediğimiz insanlara biz hep şey deriz. İşte hani hayallerini satmak için aldığın ilk maaş ne kadardı? Ya da kendi hayallerin için çalışmazsan başka birinin hayallerini gerçekleştirmesi için ona yardımcı olursun. Aynen. Sen kendi hayallerinin peşinde koş. Bırak insanlar seni izlesin, sana yardımcı olsun gibi bir durum. Ama bir detay var. Demin söyledin ya. Şimdi çocuğun ailesi, çevresi, okuduğu okul aslında o kadar çok da bir şeyleri denemeye, yanılmaya müsait değil. Ve hani bizi aslında biz yapan hani ekonomide, iktisatta artı değer diye bir mevzu var. Hani işçiden alınıp patronun cebine giren denilir ya. Ama aslında şu an toplumu yaratan, şu anki bütün teknolojik gelişmeleri yaratan da o. Veya atıyorum şu an bu kadar gelişmiş olmamızın sebebi belki zamanında köleliğin olmasıydı. Tabii. Ve mesela biz kendimizi inşa ederken aslında bu artı zamanlarda inşa ediyoruz. Ama normal bir işte çalışan insan bunu yapmıyor. Sabah kalkıyor, dişini fırçalıyor, tuvaletini yapıyor, işe gidiyor, akşam oluyor, geliyor, elle kumanda, kumanda sol elle takılıyor. Şey durumu var ya, ne derler? Bazı negatif şeylerin oluşu ve bazı tükenişlerin oluşu aslında yaratıcılığı sağlayan şey aslında. Net. Şöyle işte az önce dedi ya işte bıçak kemiğe de ya rüya merdu. Orada da mesela aynı şey var. Bizde şey durumu var işte sağlıklı ve düzenli olan bir şeyde aslında bir yerlerde yaratıcı refleks sanırım çok fazla çalışmıyor. Çaresizlik belki bu coğrafyanın getirdiği bir şeydir bu bilmiyorum. Sanki o çaresiz kalındığında ya da son noktaya gelindiğinde yumurta kapıya dayandığında ya da başka hiçbir seçenek kalmadığında sanırım o yaratış, yeni bir kapı açılış, o işte aydınlanma. İşte 200 kiloluk top güllesini alıyorsun. Mesela, mezun en zor kısmı kabullenebilmek aslında. Ha, ya, o kabullenmek aslında sanırım çok zor oluyor. O riski göze alabilecek cesaretin gelmesi. Ya sıçarlar, ya ben yeter artık diyecek o son damla meselesi sanırım. Çünkü gerçekten şey durumu var.
birçok mesela işte bilim insanının da işte sanatçının da eserleri mesela şey yok abi böyle işte hani işte zengindim. zamanım boldu ve işte ben burada kendimi geliştirdim de falan. Bakıyorsun abi herkes ya işte işte fakir bir ailenin çocuğu. ya işte anasız babasız büyümüş. Ya işte imkanı yokmuş. İşte ressammış ama bırak palet almayı işte bitkilerin işte yapraklarını alıp işte boyuyormuş falan. Hani hep böyle hikayeler. Ya bilmiyorum belki bu pazarlanacak bir şey gerekiyor. Ya bu şekilde hikayeyi oluşturmak da çok önemli aslında. Aynen. Yerde. Bu hikaye çok önemli. Çünkü insanlar mesela bu hikaye ne? Bu kurgu olan durumlar da var. Ben birkaç defa İstanbul'a denk geldim. Şimdi mesela ilk albümümü yaptığımda bir PR danışmanıyla çalışıyorduk biz. Gittik ve şey dedi ki bana işte albümünün hikayesi ne? Ya da senin hikayen ne? Bana bir anlat. Bayağı bildiğin kağıt kalem aldı iki tane asistanı. Karşımda oturuyorlar. Ben anlatacağım. Onlar da notlar alacak önemli yerleri. Ve beni hikayeleştirip pazarlanabilir bir malzeme haline getirip piyasaya sunacaklar. Dedim ki hani böyle böyle. Evet abi. Raflara koyacak. Hani işte böyle böyle dedim böyle böyle Kürer bu demek işte. Kürer albümüydü işte. Kürer işte bu buradan çıktı. Ben işte üniversitede işte bir son dönemiydi. Bitti. İşte Antalya'ya taşındım. 2 aylık süreçte bunu yaptım. İşte aslında o benim için işte bir yol ayrımı falan. Yazıyorlar tabii orada. Evet yazıyorlar abi. Hani şey aslında şey benim için aslında oradaki hikaye ürünü oluştururkenki süreç değil. Ürünün ne olduğu, ürünün niteliği. Ama onlar için önemli olan şey onu pazarlamak hikaye. Ya. Hani oradaki hikaye önemli. Gerçekçilik önemli. İnsanlar kendini koyabilecek ya oraya. Öyle olduğunda bunu kabul edebiliyorlar durumu var biraz sanırım. Pazarlamada sanırım öyle bir şey var galiba. Bilmiyorum hani bu konuda uzman olmadığım için ama o gerçekçiliği beklediklerini gördüm mesela. Hani ilginç gelmişti bana. Şöyle bir durum var mesela ticaret hayatında. Bir iş veya bir ürün pazarlarken bir insanla yeni tanıştığında ona kendini satman gerekiyor. Kendini satmanın da 4 aşaması var aslında. Buna hikaye paketleme deniliyor. İşte ben kimim? İşte başımdan neler geçti? Şu an burada bu yaptıklarımı yapmak için işte o hani neydi o filmin hani en zirve noktası oluyor ya orada ne yaşadım? Ve daha sonra buraya nasıl ışınlandım gibi bir 4 aşamada paketlemen gerekiyor. Bu sadece müzik veya atıyorum edebiyat için geçerli değil. Ticaretin her aşamasında var ve sürekli yenilemek gerekiyor paketi. Tabii. Hikayeyi mi değiştirmek gerekiyor? Hikayeyi tabii. Yani çünkü hikaye güncellenecek yani. Şöyle bir yere CV verdiğini hayal et. Şimdi sen bir emlak şirketine verdiğin CV ile savunma sanayi şirketine verdiğin CV farklı olmak zorunda. Evet. Birçok insanın yaptığı hata bu veya karşındaki insan atıyorum ben ya inşaatta duvar kırdım elektrik kablosu döşedim. Şimdi karşıdaki adamın umurunda olmayabilir bu veya sana olan bakışını da kötü değiştirebilir. O zaman bu kısım hikayede işe yaramıyorsa çıkartacaksın. Aslında biraz haklılar onlar. Yani şey hedef kitleye göre aslında. Senin aynen yani öyle. Benim işime yarayacak kısmı aynen neresi öyle. Senin hikayenin? Evet. Gibi. Aynen yani. İşte bazı edebiyat mesela bazı alanlarla alakalı bazı cümleler gerçekten kaçırabilecek de sebep oluyor. Bazen bazı işlerde çok konuşmamak gerekiyor. Evet. Bazen bazı işlerde çok ağız yapmak gerekiyor. İşte şöyleydim, ben şunu yaptım. Bazen referans göstermek gerekiyor. Bazen hiçbir şey göstermeden tok esnaf görünmek gerekiyor. Hani çok değişken aslında yani. Gelen insanın kitle olarak hangi kitleye hitap ettiği ya da hangi kitlenin içinde olduğunu görebilecek yetkinliğin olmalı sanırım biraz bunun için ya. Onda da insan okumayı bilmen gerekiyor. İşte tecrübe dediğimiz şey bu bence ya. Bence hani bir iş kurmak çok zor değil ama bir işin sürekliliğini sağlamak bence çok zor. Doğru. Orada yol içerisinde öğrendiğin şeyleri koymak ve gerçekten geliştirerek devam etmek gerekiyor. Ben mesela işte stüdyo işi yapmadan önce hayatımda hiç esnaflık yapmamıştım. Baktığın zaman hizmet sektörü ve esnafım ben. Esnafsın. Hani ve bunun çok ilginç deneyimleri var benim 5 yıllık tecrübem içinde. Ve çok ilginç hikayeler, ilginç müşteri senaryoları. Boru tıkandı gel falan. Evet. Yani. Yani çok ilginçler. Ve şey baktığın zaman mikrofona mesela kıtıyor. Baktığın zaman mesela şeydir ya yani. Müzik mesela işte farklı bir hani herkesin dinlediği bir şeydir ama herkesin yaptığı bir şey değildir. Aslında belli bir kitlenin
dışında olan bir kitle yapar müzik. Hmm. Ve dersin ki hani gel hani müzik yapan kitle zaten boş kitle değildir diye düşünüyorsun. Abi ne insanlar geliyor. Ama şey değil mi? Herkesin anladığı bir şey bir yandan. Evet, herkes anlıyor. Var. Evet. Yani benim işte öyle çünkü. Herkes anlıyor abi. Yani şunu biraz sağa kaydıralım. Bunları ortalasak mı? Şu şöyle mi olsa? Mesela bu tayfa yoruyor insanı gerçekten. Yani o çünkü görsel bir şeye bakıp ya bunu böyle mi alsak falan demesi basit. Hı-hı. Ya da işte seste ya şurayı şöyle mi okusaydın acaba falan. İşte şarkıda biraz şey drumları mı açsaydık öyle kuppak kuppak olsaydı falan. Ya bu tipleri gördük bu arada. Neler? Ben mesela özellikle yaptığım müzikleri dinletirim insanlara. Böyle ama ben herkese dinletirim ve eğlenirim o işle de biraz açıkçası. Bunu da söylerim yani ben bu işle çok eğleniyorum diye. Böyle yorum yaparlar çünkü tamam mı? Yani şarkı ses mühendisinden çıkmış. Hani tabi hata da olabilir hepimiz insanız ama ses mühendisinden çıkmış yani son artık final noktasından çıkmış. Ya parçada şunlar biraz kısık bunlar biraz açık. Tamam sen o parçayı o şekilde hayal etmişsin de. Yani ben bir profesyonelle çalışmışım. Bu işten de biraz anladığımı düşünüyorum. Bir şey oluşturmuşum ortaya bir şey koymuşum. Devam et bakalım anlat diyorum ben dinliyorum artık. Üretene üretmeden yorum yapmak bence çok anlamsız. Evet ya uff. Yani şimdi bilmediğin bir işle alakalı maksimum kişisel zevkini ya da tercihini belirtirsin. Evet. Yani herhangi bir teknik bir şey söyleme hakkın yoktur bence. Olmamalıdır. Çünkü söylesen mantıksız. Söylesen de uzay boşluğunda yok olup gidiyor. Şimdi şöyle düşün abi. YouTube yorumları gibi. Ha aynen öyle. Şimdi yapabiliyor olmak yapacağın anlamına gelmiyor. Ahlakta şöyle bir şey vardır abi ahlak felsefesinde. Bir insanı öldürme yetkinliğin olduğu halde öldürmüyorsan erdemlisindir. Şık çıkarır şuna. Hikaye budur aslında. Yani bu yetiye sahip olup da ya da bu güce sahip olup da yapmadığın zaman bazı şeyler anlamlı olur. Şimdi öyle bir şey ki ben hayatımda hiç elektrik işinden anlamam. Eve elektrik tesisatı döşeteceğim. Ve ihtiyacım belli. Kalem yazarım. Buraya bunu istiyorum. Şuraya düğme istiyorum. Buraya şöyle bir ışık ya da buraya böyle bir opsiyon. Bunu nasıl yapacağımı öğrenirim önce. Ve bunun bütçesinin ne olduğunu öğrenirim. Birden farklı insandan fiyat alırım. Üsluplarına bakarım. Bana hizmeti pazarlayışlarına bakarım. Malzeme kalitelerinin neyi değiştirdiğine bakarım. Ve o işçiliğin neyi değiştirdiğine bakarım. Daha sonra derim ki abi seninle çalışmak istiyorum. İş senindir. İş yapılana kadar son noktaya gelene kadar ağzımı açmam. Bitmeye yakın noktada ya da bittiğinde döner usta bana der ki okey midir? Sizin için bir sıkıntı var mı? Ben derim ki abi okey. İhtiyacımın tamamı okey. Ya da derim ki ya abi burayı buradan böyle geçirdin ama ben hani bunun başka bir yolu var mı diye giderim. Mantıklı bir açıklaması varsa okey olurum. Değilse abi onu öyle yapalım derim. Ben öyle istiyorum. Çünkü bu hizmeti ben senden satın aldım. Lütfen hani benim istediğim olsun. Yani racon böyledir. Hani tabii ki de ben mesela ben kendi işlerimde şeydir. Müşteri gelir işte derim ki ben mesela daha önce hiç biriyle çalıştın mı? Profesyonel bu işi yaptırdın mı? Profesyonel camiada bu işin nasıl yürüdüğünü biliyor musun? Senaryoyu biliyor musun? İşleyişi biliyor musun? Bilmiyorum. İkinci sorum şey olur. Bu işi hobi olarak mı yapıyorsun? Profesyonel olarak mı yapıyorsun? Ve bu işten beklentin ne? Şimdi benim fiyatım aslında sabit. Ama yapılan ya da yapılacak olan işlemin detayı fiyatları değiştiriyor. Bazen müşteriye diyorum ki bence bunun sizin için önemi yok. Bence buraya para harcamayın. Bunu yapmayalım bence. Ama sizin için burası daha önemli. Burayı bu şekilde çözelim. Ya da bunu şurada şu şekilde çözün. Benim selamımı söyleyin falanca sizin işinizi görür. Ve asıl işi o daha iyi halleder. Şimdi bence bu olmalı. Ama bunu ne kadar insan yapıyor kendi işiyle alakalı. Ama karşımdan şöyle şeyler de geliyor bazı senaryolarda. Ya abi işte şimdi sallıyorum işin 3 adımı var. Kayıt aşaması var. Mix aşaması var. İşte mastering aşaması var. Şimdi mastering aşamasında yapılacak bir işlemi kayıt aşamasında benden beklememelisin. Ve bunu bilmiyorsan da artistlik yapmamalısın. Şimdi gelip stüdyoda hangi mikrofon var diye soruyor mesela kimisi. Ukala. Gerçekten ukala olduğunu bilerek söylüyorum. Çünkü normal olarak soran da var. Bence sorulmalı da.
kayıt yapabilecek noktadaysan, yetkinlikteysen en azından biraz da bilgi sahibi olunmalı bu konularda teknik olarak. Süreci hızlandırır ve amacına daha hızlı ulaştırır ve daha sağlıklı ilerlenir. Ses tonuna hangisi uygun mesela? Evet abi, ses tonuna uygun. Testis. Öyle bir şey ki mesela hangi mikrofon var diye soruyor. Diyorum ki ne kaydedeceğiz? Vokal mi? Enstrüman mı? Nasıl bir enstrüman? Söyleyin bana, ben ona göre size senaryoyu söyleyeyim. Ya şey merak ettim, öyle sordum. Ne yapacaksın gece gelip çalacak mısın? Marka model söylesem ne yapabilirsin? Maksimum yazıp fiyatına bakarsın. Çok pahalı. Ha, çok pahalı mikrofonmuş. Burası kalitelidir mi diyeceksin mesela. Şimdi kaliteyi belirleyen tek şey mikrofon değil ki orada. Şimdi bu bilgi sende yoksa bunun artistliğini yapmayacaksın abi. Oradan Focusrite'a girersin. Ya benim evde işte aslında mikrofon vardı. Benim evde ses kartı da vardı da hani şey olsun diye işte zamanım yoktu da ondan geldim stüdyoya. Yersen. Yersen. Oğlum yani zamanın yoktu da bu kadar parayı bu yüzden mi veriyorsun? Tamam, bazen zaman için bu parayı veriyoruz. Bu zamanı satın alıyoruz, okey de. Sadece zaman için almıyoruz bazı şeyleri. Hani kalite için de alıyoruz. Ya oğlum yani bir şekilde bana geldiyse, yolum düştüyse ya adam akıllı fiyat al, ben bir düşüneyim de. Ya da de ki abi böyle böyle, ben senin yaptığın işleri izledim, dinledim.